Şimdi efendim, akademisyenlerimize devam edelim isterseniz. Profesör Doktor Ömer Adil Atasoy, akademik çalışma sahası özel hukuk ve ticaret hukuku olan Profesör Doktor Ömer Adil Atasoy, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Profesör Atasoy, toplumsal, hukuki ve ahlaki konularda duyduğu ilgiyle tanınan bir Türk aydını aynı zamanda. Geniş bir aileye ve çocuklara sahip olan Atasoy, milletin çocuklarını ve öğrencilerini kendi çocuklarından ayrı tutmayan bir eğitimci ve rehberdir. Bu yaklaşımı onu toplum psikolojisi ve pedagoji alanlarında da derinlemesine düşünmeye ve fikir üretmeye yönlendirmektedir. Profesör Atasoy, kendini sürekli bir öğrenci olarak görmenin yanı sıra iyi ve doğru olanı bilmek ve öğretmek, kötü ve zararlı olandansa çocukları sakındırmak görevini sürdüren bir öğreticidir aynı zamanda. Yine kıymetli hocamız, bu derin bilgi birikimi ve deneyimini aslında bugün bizimle paylaşacaktı, burada olacaktı ama maalesef gelemedi kendisi. Onun için kitapla ilgili kısa ne söylemiş? Şöyle hocamızın söylediklerine bir bakalım. Aile sevgisinden uzak çocukların ortak kaderi. LGBT algısı ile üstü örtülmek istenilen eşcinsellik tehlikesi. Muhammed Binici'nin Toplumsal Sorumluluk, Araştırma ve Emek Mahsulü Elinizdeki kitabının çeşitli taciz ve etkiler ve hatta ekonomik ve sosyal, kültürel güç kullanımı dahil olumsuz örnek oluşturan kişi, örgüt, topluluk ve etkinliklerin yönlendirilmesiyle normal olmayan alışkanlık ve davranışlara iteklenen çocuklarımızın hedonist ve her türlü ahlak dışı zevkçi alışkanlıkları teşvik eden ve besleyen kişi, topluluk ve menfaat çetelerine karşı koruyucu önlemlerin alınmasına vesile olmasını dilerim. Profesör Doktor Ömer Adil Atasoy. Eşcinsellik konusu dünyanın gündeminden düşmeyen, hala sıkça tartışılan bir konu ve bu tartışmalar ilk defa bu kadar açık bir şekilde gündeme taşınıyor. Türkiye ve dünyanın bu konudaki tartışmalarına gerçek yaşanmış hikayeler ve uzmanların yorumuyla çözüm odaklı son nokta konuluyor. Muhammed Binici tarafından kaleme alınan Ben Kimim? Silik Yüzlerin ve Kanadı Kırık Kuşların Hikayesi adlı kitap, eşcinsellerin yaşamlarını ve iç dünyalarını yine eşcinsellerin itiraflarıyla okuyucuya aktarıyor. Aynı zamanda çeşitli uzmanların değerlendirmeleriyle bu konuya derinlemesine bir bakış sunuyor. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza bu görüşünden ötürü.